Merhaba arkadaşlar, ben Toksik. Bugün sizlerle yepyeni videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomuz abi oynanış videosu. Herkes bunu bekledi benden. Oynanış videosu çek falan filan yazan çok olmuş. Her videonun altında neredeyse oynanış videosu da çeksen iyi olur gibisinden mesajlar var. Çok teşekkür ederim bu arada. Bayağı izleniyoruz bu son 1-2 haftadır. Yani bayağı dedim hani benim için büyük bir başarı abi. Ben sonuçta buraya YouTuber olmak için gelmedim. Burada sırf bizim böyle saçma sapan bir ortamımız var, komik bir ortamımız var. O muhabbetler için geldim. Onları göstermek için arkadaşlarıma demiştim çünkü. Yani bu ortamı görüp de hani beğenmeyecek arkadaş yoktur falan filan demiştim. O yüzden çekiyoruz. Sağ olsun arkadaşlarım da her Perşembe günü Oğuz olsun, Selim olsun, Hilmi olsun. Hani müsait olduğumuz sürece videolara geliyoruz. Tarık HD askerde, ona buradan selamlarımızı iletiyoruz. O da bizi inşallah izliyordur. Orada internet kafe var sonuçta. Neyse biz bakalım maçımıza. Rakibimiz bayağı sağlam aslında. Burada Martial'le gol atıyoruz. Martial'i pek beğenmiyorum aslında. Yani ben beğenmiyorum. Yani neden bilmiyorum. Kullanamıyorum Martial'i. Bana pek nasıl diyeyim ataklara katılan biri olarak gelmiyor. Medium diye belki ben ya da ben öyle oynuyorum. Dinamo bastım. Hızlı ve dribling pas vermek için. Pası biraz düşük. Güzel bir gol attı burada. Bugün birkaç gol attım Martial'le. Aslında beni kurtardı diyebilirim. Ancak burada offside. Eder Militao gene de yetişiyor offside olmasına rağmen. Ancak dediğim gibi Martial hiçbir zaman beni çok fazla memnun etmedi ama bu hafta 4-5 maçta gol attı yani herhalde. O yüzden bu hafta hakkını yememek lazım. Bu hafta Klose'yi aldık. Dün Nadir UCL paketi vardı galiba. Bir tane Nadir oyuncu çıkıyor UCL. Onun görevini yaptım. Video çekecektim. Dedim ki video çekmeyeyim. Burada güzel bir faulle kurtarıyoruz pozisyonu. Bu Trajano'yu düşürüyoruz. Dedim video çekmeyeyim, belki dedim güzel bir şey çıkar. Çünkü video çekmediğimizde bayağı şeyler çıkıyor. Mesela 2 gün önce Oğuz'a Dembele çıktı UCL Live. Yani inanamıyoruz. 1 milyonluk bir kart çıktı. Normalde biliyorsunuz bu kart hani paketi açtık. Perşembe günü dünyanın paketini açtık. Hiçbir şey çıkmadı ama adam evde bir tane görev yapıyor ve şeyden büyük karşılaşmalardan alıyor arkadaşlar. 1 milyonluk kart zaten Perşembe günü de kadrosunu görürsünüz. Neyse bana o zaman KDB çıktı. Kevin De Bruyne yani. Ondan sonra dedim ki kadroma baktım. Dedim ne yükseltebiliriz? Ya sonuçta defansımızı değiştiremeyiz. Eder Militao ile Gomez var. Eder Militao'yu ilerisi için düşündüm pahalanacak diye. Burada oyuncu biraz momentum oluyor. Pozisyon çok buluyor ama atamıyor. Kendi hatası biraz da. Biz gene de soğuk alanımızda devam ediyoruz. Bakın Martial mesela şu koşuşları güzel. Klose'ye bakın. Hani 90, bu arada adamda Ferdinand var. Onda dikkatini çekerim. Ferdinand bayağı hızlıymış. Ben o koçayı Ferdinand için almıştım bu arada. Ama Gomez'in kartı gelince onu yaptık. Çünkü o elimizde bayağı bir satılamaz oyuncu vardı. Onu yapınca da Ferdinand görevinden vazgeçip Ballack görevine döneceğiz. Militao'yu da satar mıyız satmaz mıyız orası meçhul şu an çünkü Militao bayağı iyi. Ancak bu iş dediğiniz gibi paraya bakar abi. Ne kadar para ederse o zaman satarız. Belki de çok para eder. Bu arada görüyorsunuz bayağı bir iyi tuttu topu. Ters köşeye vurmak istedim burada. Atamadı. Canı sağ olsun. Onun adı yeter. Zaten toplamda 20 maç oynadık gözüküyor ama bir maçı rakibimiz 1-1 iken çıktı mı artık interneti mi gitti bilmiyorum. O yüzden o maç sayılmadı ama şey olarak sayılıyor. Oynadı olarak sayıldığı için zaten Klose gol atmamıştı. 15. dakikaydı falan da herhalde. 15 veya 20. dakikaydı. Yani onu da saysak bile 20 maçta 25 gol atmış herhalde öyle diye hatırlıyorum. Zaten biraz sonra göstereceğiz. Asisti de 5 falan olması lazım. Fazla asist yapamadık. Çünkü genelde gol attık. Bayağı iyi.
Bakın burada mesela güzel bir bitiricilik. Yani topa vuruşu bayağı güzel. Sol ayağının ben 4 olduğuna inanmıyorum. Zayıf ayağı 4 bunun. Ben inanmıyorum 4 olduğuna. Bence 5 zayıf ayağı var. Bayağı güzel vuruşlar oluyor. Gollerinin yani çoğunu sol ayakla attım diyebilirim. Sağ ayakla da attım. Şu an mesela hani diyorsunuz hep sağıyla vurdu falan filan ama sol ayakla çok fazla gol attım. Yani çünkü çekmediğim maçlar çok oldu zaten. Bu videoda herhalde 4 maç falan vardır. Fazla yok. Bir maçı işte bunu çekiyorum. Birkaç tane maç daha var. Yani Royce'dan bayağı memnunum. Royce geçen hafta Ujjare'yi yükseltmeden geldi. Resmen takımı geri döndürdü gibi bir şey. Yani eski takımım da güzeldi aslında. Kötü değildi ama yani Royce'la Klose bayağı iyi oldu. Sırada Balak gelecek. Balak da geldi mi takım tamamen iyi hale gelecek. Bize sadece bir sol kanat lazım. Martial olacak iş değil çünkü. Martial'in yerine genelde Zaha'yı sokuyorum. İkinci yarı veya ilk yarının işte 20-25. Dakikası. Kyle Walker'ın oyunun başında çıktı bana. Altın yükseltmeden çıktı. Bayağı şanslıyım onun o zaman çıktığı için. Bu hafta Ricardo Pereira'yı aldık. Görmüşsünüzdür belki. Video izlemeyenler için söylüyorum. Ricardo Pereira'yı da beğendim. Ancak transfer pazarında kesici yoktu dün. O yüzden kesici basamadığımız için kullanamıyoruz. Bu arada Klose ile şu an bulunduğu yer nasıl diyeyim? Şu an mesela Edermünt'ün bulunduğu yer var ya beyaz çizginin olduğu yer. Neredeyse o kadar mesafeden bir gol attım Klose ile. O video yani keşke oyuncu oradan çıkmasaydı da maçtan, reşkuit atmasaydı da o golü gösterseydim. Oğuz da yanımdaydı, arkada yatakta yatıyordu, izliyordu. Zaten genelde gelip yatıyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim de. Ne yapayım? Yani nerede oturuyor falan demeyin. Bildiğin yatıyor yani arkadaş. Buradan Pjanic'e da selamlar olsun. Neyse oradan gol attım. Oğuz inanamadı. Yani keşke dedi adam dedi çıkmasaydı dedi bunu dedi izleseydik ya falan dedi. Çok saçma abi adam gol atıyorsunuz. Rage quit atıyor. Golü kaydetmiyor. Yani o golü kaydetmesi lazım aslında. Uzaktan şutu bu arada düşük herhalde. 81 falan olması lazım Klose'nin uzaktan şutu. Çünkü Avcı uzaktan şut vermiyor. O yüzden uzaktan şutu fazla yok ama 81 ile de oradan vurdu ya ben inanamadım. Finesse şutu müthiş. Gerçekten finesleri bayağı etkili. Güzel goller atıyor. Bu arada pasını görüyorsunuz. Müthiş pas attı. Ve Royce'la müthiş bir bitiricilik. Gerçekten çok güzel bir kart. Ve klasik gol sevincimiz. Evet, güzel bir gol sevinci. Bu insanlara resmen tilt ediyor. Adımız zaten toksik. Hareketimiz de bu. Daha ne olsun abi. Hani herkesi tilt etmek için oynuyoruz. Biraz da böyle sanki şey yapsak daha iyi olacak gibi hareket falan tarzında. Burada oyuncumuz bu arada bu maçı hatırladım. Dakika 90 farkındaysanız bu adam 45'ten sonra oynamadı. Hiçbir şekilde analoğuna artık ağırlık mı koydu ya da birine verdi sürekli yukarıda tuşan bas dedi. O oyuncu sürekli yukarı doğru gidiyordu. Ben de yani bir ara ben de oynamayayım dedim. Unutuyordum şey gidiyordu. İnaktif oldum. Oyundan atacaktı beni. Ondan sonra gittim oynayayım bari dedim. Gol attım. Yendim abi 9. 6 tane gol attım işte son 5-6 dakikada. O maçta öyle güzel bir win oldu. Yani adam ibnelikten mi? Burada Klose geliyor abi karşımıza. Ben bayağı mutlu oldum Klose'yi. Hani herkes beğenmez çünkü sonuçta herkesin yani bunu hayran olan adam alır. Yani herkes beğenmez. Ben der niye alayım ki der bu fiyata giderim Agüero'yu alırım der. Ya da ne bileyim işte Levan'ın kartı aynı özellikte. Sadece pace'i biraz düşüyor ama driblingi buna göre çok çok daha iyi. Şutu aynı. Fiziği ya şutu gerçi Avcı bastı mı şutu daha da iyi oluyor da fiziği falan da hani idare eder. Mesela bakın burada Klose'nin top tutuşu. Burada vuramadı. Neden bilmiyorum. Böyle bir sanki patinaj çekti abi. Patinaj çektiği için vuramadı. Bakın bu videoda donmuyor farkındaysanız. Deminki video biraz daha şeydi. Acaba niye öyle oldu? Burada çok güzel bir düşünceyle pas attım bu arada. Nescafe'mi içeyim. Annem sağ olsun getirdi. Orada pas attım güzel düşündüm ama olmadı.
Close'yi görünce bayağı mutlu olmuştum karşımda. Hani oha falan dedim yani. İnsan fan oldu bir futbolcuyu. Hani karşısında görünce bayağı mutlu oluyor. Geçen sene de Prime'ı vardı. Gene karşıma gelmişti biri. Pası çok iyi arkadaşlar Klose'nin. 80 mi 78 mi ne pası var. Ama daha fazla gibi sanki. Hani oynayışta anlıyorsunuz onu. Ben özelliklerin bu ikonlarda biraz daha farklı olduğunu düşünüyorum. Normal oyuncularda hani böyle değil. Her şey önemli normal bir oyuncuda. Ama ikonlarda öyle değil. Özellikle mesela normal bir futbolcuda medium olması, ne bileyim high olması çok önemli diye düşünüyor herkes. İşte ne bileyim medium niye alayım diyor. Diyenler var yani. Ama Auba mesela low medium herhalde. Ronaldo da öyle diyebilirim. Ronaldo da ya medium ya low medium nazarıyor. Ama oynayışta görüyorsunuz yani hiç adamın low ile medium ile alakası yok yani ikisinin de. Ancak işte futbolcularda, normal futbolcularda hani biraz daha farklı veya bu karakteristik özellikleri var. Treatler. Onlar belki biraz daha ön planda. Klose'de genelde hep koşuyor attığınız topa. Mesela ben Immobile'nin kartını kullanmıştım. Burada mesela bakın Lenglet müdahale yapmak isterken topa vurabiliyor. Yani bu güzel bir şey. Adam müdahale ediyor yalnız da ama ayağını uzatıp topa vuruyor. Fiziği bayağı ön planda. Klose'nin fiziği biraz iyi yani bu karta göre. Burada rakibimiz hata yapıyor. Klose'yle yukarı pas veriyoruz. Ama tekrar geri dönüşte Royce'un biraz kötü bir pası var. Oyuncumuz geri topu alıyor. Insigne, Mertens güzel bir ikili. Gomez de üçü yani bayağı hızlı bir ekip. Ben de severek oynuyorum. Zamanında hani ilk başladığımızda Oğuz'da bende Oğuz'da Mertens Insigne vardı. Ben de daha sonra Mertens'in satılaması çıkınca ben de yapmıştım. Burada Alisson kendi kalesine atacaktı. Ben hatta gol falan zannettim. Bayağı oha lan dedim. Alisson ne yapıyorsun falan dedim yani. Ama neyse ki top dışarı çıktı. Burada Insigne sakatlandı diye rakibimiz Insigne'yi değiştirecekti galiba. Böyle bir şey hatırlıyorum. Çünkü orada pas atamayınca dedi ki acaba sakatlandığından mı atamıyor falan. Ben ona inanmıyorum. Ben bu oyunda sakatlığın bir işe yaradığını pek görmedim. Bakın burada Klose'nin koşusu var ama Lenglet izin vermiyor. Beni en çok zorlayan defans oyuncusu oyunda bakın gene Insigne bir hata yaptı diye starta bastı. Galiba değişecekti burada. Beni en çok zorlayan defans oyuncusu arkadaşlar bu hafta şey oldu. Burada Klose ile güzel bir gol atıyoruz. Ama offside. Herhalde evet. Hatırladım bunu. En çok zorlayan defans oyuncusu Pique'ydi abi bu hafta. Pique gerçekten çok saçma dokunuşları var. Ben inanamadım yani. Hani karşımda sanki Van Dijk var gibi hissettirdi ya. Hani yavaş değil abi o adam. 80 pace oluyor zaten şeye basınca, shadow basınca galiba. Ya da Fatalis basarsanız ne basarsanız basın. Keşke yapsaydım. Dedirtti yani. Harbiden dedirtti yani. Zaten 100K mı 70K falandı. Hatta bizim Selim yaptı bir tek herhalde bizden. O da İspanya oynuyorum diye yaptı. Cidden çok güzel bir kart. Hani Ramos'un bence çok çok üstünde bir kart. Ramos iyi ama Ramos'un eksikleri var. Bir de Ramos'un agresif olması biraz kendince kötü bir özellik. Çünkü çok fazla penaltı yaptırıyor arkadaşlar. Geçen sene ben nefret etmiştim. Bu sene de biraz kullandım Ramos falan. Burada güzel bir pas atıyoruz ve bir fırsat daha golünü atıyor. Bu arada onu değiştirirken söylemedim. Martial her oyunda beni memnun etmiyor. Bazı oyunlarda çok saçma hareketler yapıyor. O yüzden hep Zaha'yı sokuyorum. Burada arkadaş starta basınca dakika 20-25 arası ben de gittim. Zaha'yı soktum. Zaha'nın özellikleri daha düşük aslında. Çünkü 5 kimya ile giriyor oyuna. Ama daha düşük özellikleri var. Ben ancak düşük özelliklerine değil oyundaki duruşuna bakıyorum. Gördüğünüz gibi o pozisyona Martial girmezdi. Ama Zaha giriyor. Gomez ile Eder Militao'yu kullanıyorum defansta. Bayağı memnunum. Yani Gomez'i niye yaptın diyenler illaki olacak. Ama çok fazla satılamaz oyuncum vardı ben. Çünkü elimde ne kadar oyuncu varsa hepsini yükseltmeye harcıyorum. Takımımda resmen şöyle söyleyeyim. Şu an Klose var takımımda. Onun dışında satılamaz bir iki tane oyuncum var. Gerisi hepsi satılabilir. Bir iki tane oyuncum var. Geri hepsi satılamaz. Kadrom komple satılamaz neredeyse. Şansıma hep
linklenecek adamlar geldi. Bir Royce linklenmesi zordu. Ama onu da Shoes'la yapıyordum. Defansa da hani Akanji'yi alıyordum. Geçen hafta öyle oynadım hatta. Ondan sonra neyse satramaz yaptığım için benim bayağı bir satramaz yüksek ratingli oyuncum vardı. Yani 88, 90, 89, 87 hani çok fazla vardı. Ben görevi nereden baksanız çıkan içinden de droplar çıktı. Knight'tan dolayı biraz drop drop diyoruz. İçinden de güzel oyuncular çıktı. O yüzden 50-60K'ya falan denk geldi bana Gomez. Yani zaten pakete 130K falan harcamışım. Şimdi burada Klose'nin güzel bir koşusu var ve kaleye vuruyoruz. Kaleci kurtarıyor ama gol olacak zannediyor. Rage quit atıyor. Bizim için güzel bir oldu. Güzel bir maç oldu. Hani Klose'nin bu galiba 3. maçı falan herhalde. Tam hatırlamıyorum. İlk maçını zaten dakika 20'de çıkmıştı rakibimiz. Burada video çekmedim maçı. Daha fazla video maç videosu çekersen bayağı şey olur dedim. Burada arkadaşımız Türk galiba. Ben şu an videoyu izlerken gördüm. 4-0, 3-0 yeniyordu arkadaşlar. Burada bir ikinci golü gösteriyor galiba. Arkadaş hani burada da diğer gol. 3-0 yeniyordu. Bayağı da hani etkili oynuyordu. Ancak yediğim gollerin ben şey olduğunu düşünmüyorum. Beceri golü değildi o arkadaşın attığı goller. Hepsi çarparak girdi veya ne bileyim ayağına müdahale edeceğim mesela geliyor müdahale yaparken buradan şansımız yaver gitti. Biz de momentum gol attık. Arkadaşım mesela ayağına müdahale yapıyorum. Düşmüyor. Benim adamım düşüyor. Gol atıyor falan. Böyle bir gol falan olmuştu. Burada Klose'yle güzel bir pas attık. Royce'la bitiriciliğini gene konuşturdu Royce. Royce bu maçta galiba 4 gol falan atıyordu. Bu maçta adamı tilt ettik biraz. Türkmüş. Buradan da selam olsun arkadaşa. Bakın mesela burada aynı pozisyon gene oldu. Gomez'le müdahale etmeye çalışıyorum. Basıyorum tuşa. Hatta bir düşecek gibi oluyor. Eriksen ama düşmüyor. Royce gene sahneye çıktı. Müthiş close pasından sonra. Burada Okocha'yla Gomez'i ters köşe yapıyoruz ve bitiricilik gene Klose. Oradan bir iki tane gol atamadı bu hafta. Klose ve Zaha. Beni şeyden şakattılar. O yüzden bu golü atması bayağı önemliydi benim için. Burada bakalım nasıl bir gol atıyor. Evet, bu gol güzel bir gol. İşte finish shot Klose'nin. Bayağı Pilates'ini konuşturuyor. Pilates'i güzelmiş. Ben Pilates olduğunu bilmiyordum. Çünkü şeyde yazmıyor Footbin'de. Pilates finish shot yazmıyor. Power of Header yazıyor zaten. Kendisi 95 zıplaması var galiba ya da 93 tarzında. Burada da son golümüz. 7-4 bitiyor zaten maç. Orta açıyoruz. Klose içeri vuruyor. Arka tarafta Marco Reus tamamlıyor. Ve 7-4 yeniyoruz. Üzücü bir durum arkadaş için. 3-0'dan 4 3-3 yaptım. 3-0'dan 3-3 yaptım. Sonra 4-3 yaptı. Sonra 7-4 yaptım. Benim için güzel bir şey oldu. Burada Martial'in güzel bir pası. Klose sol ayak. İşte sol ayağın gücü abi. Sol ayak vuranlar her zaman benim gözümde daha zeki insanlardır. Burada görüyorsunuz sol ayak güzel vurdu. Yani sağ ayakla herkes vurur zaten. Oyunun zaten %90'ı, %80'i sağ ayak. Burada orta açıyoruz. Kafayla kaçan golü niye izletmişim ben de bilmiyorum. Burada arkadaşın golü. İçeri pas ve Dele Alli. Zayıf bir takımı vardı. Sadece herhalde Salah vardı. Başka bir şey yoktu. Burada Klose ile koşuyoruz. Müthiş bir dripling. Bakın nasıl geçti adamı. Ve plasesini vurdu sol ayakla. Önce sağ direk sonra sol direk. Güzel bir gol oldu. Yani almak isteyen varsa benim gibi düşünüp. Ve sağdan sola çekişini gördünüz arkadaşlar. Ben bir şey yapmadım. Hareket falan yapmadım abi. Hareketle işim olmaz zaten. Denemiyorum bile neredeyse. Bazen hani öyle çok fazla gol attım mı şaklabanlık yapıyoruz oyunda. Onun dışında hareketle pek işimiz olmuyor. Videomuzun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. 4-5 dakikamız falan kaldı. İşte burada nadir oyuncu paketi aldık şeyden. FUT Champions maçlarından. Sezon görevlerinden aldık. Ben yani Volkan çıktı diye bayağı sevindim. Brezilya bayrağını görünce de çok mutlu oldum. Lan dedim bir Neymar çıkmaz mı falan dedim. Yok abi çıkmaz. Ederson çıktı.
Keşke Alisson çıksaydı da Alisson'u satsaydık. Ederson'u kaleye tabii ki de koymayacağım. Yani Alisson bazen çıldırtıyor ama her zaman için bu senenin vazgeçilmezi oldu bizim için. Neuer istedik, beğendik, alalım dedik, aldık, çöp çıktı. Ama yani belki de ben şey yapmadım hani ilk maçlarında böyle bayağı bir kötü hareketler yaptı, o yüzden kullanmak istemedim. Son maçımız, 17. maçımız. 17 bin aldık bu arada. Son golüm gözükmüyor işte. O müthiş gol gözükmüyor arkadaşlar. Burada içeri güzel bir pas ve Klose bitiriciliğini yaptı. Güzel bir bitiricilik. Yani bitiricilik. Aslında bunda pek bitiricilik yok ama olsun. Gene plaseye bak. Plaseye vuruyor arkadaşlar. Çok klas. Sağ köşeye, sol ayakla. Bu adam nasıl 4 sayfa ayak? Gerçekten inanamıyorum. Ve burada driblingi görüyorsunuz gene. Adam yakalamıyor bile. Ve burada herhalde rage quit atıyordu arkadaş. Tam hatırlamıyorum. Öyle bir şey olması lazım. Bu da böyle bitiyor ve 17 bin yapıyoruz. Dakika 18'e çıkmış aynen. Daha fazla galibiyet alamadım. O kadar saçma kaybettim ki gerçekten inanamadım yani. Biz zaten en fazla 20 yaptık arkadaşlar. Dediğim gibi üst düzey bir oyuncu değilim zaten. 2 senedir FIFA oynuyorum. Bu 3. senem olacak FIFA 20'de. Daha önce elime analog almadım gibi bir şey yani. Aldım da çok oldu yani. Çocukken oynadık sadece. Analogla da hiç oynamadım. Analogla ilk defa oynuyorum. Hep yön tuşla oynuyordum. Oğuz yön tuşlarıyla oynuyor ve parmağı nasır arkadaşlar. Bu arada kadromuz böyle. Videomuzun da yaklaşık 1 dakikası falan kaldı. İşte Klose ile 20 maçta 25 gol, 4 asist yapmışız. Baya güzel. Zayıf ayağı, 4 becerisi, 3 zıplamasını görüyorsunuz. 93 zıplama, 92 kafa isabeti, bitiriciliği 96, şut gücü 93. Uzaktan şutu yok. Hızlanması 95, sprint hızı 92 arkadaşlar. Eder Militao takımın iyi defansı. 495 kay aldık. Şu an herhalde 600K falan olması lazım. Çok güzel bir defans oyuncusu. Ben pahalansın da başka bir oyuncu alayım diye aldım. Gomez her şeyi çok güzel. Sadece zıplama konusunda iyi değil. Yani başka bir oyuncu gelip kafa topu alabiliyor. Bu biraz kötü bir şey sadece. Yoksa gayet iyi. Zıplaması zaten 68. Anıçol'la 78 oluyor. Onun dışında işte Zaha'mız yedek forvet oldu. Geçen hafta hatta 2 haftadır falan forvetimizdi. 119 maçta 91 gol, 64 asist. Bayağı iyi. Zayıf ayağı 3. Evet 3 gibi gözüküyor. Atamıyor. Ve 203 maçta 108 gol, 74 asist. Emektar Mertens satılamaz çıkmıştı. Bayağı iyi. Şu an hep maçlarım bu hafta 7-8 maçımı kurtardı. Okoçam, eski kemim, şimdilik sağ kanat. Belki ileride başka bir yerde de oynatırız ama şimdilik burada oynuyor. Lucas Moura takımımızda vardı. Satılamazı çıktı. Oynatıyoruz şu an Eder Militao'nun linki için. Onun dışında hani pek oynatacağımı zannetmiyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone değilseniz de abone olun. Yani sizin için çektim bu videoyu. Ben çünkü oynanış videosu pek çekmeyi düşünmüyordum. Çünkü iyi bir oyuncu değilim yani. O yüzden çekmek istemiyordum. Yani zaten 17 bin alıyoruz. En fazla bir kere geçen sene 20 bin aldık. Onda da hani bir şey çıkmamıştı galiba. Hani onun dışında hep 17, 14 alıyoruz. Bu hafta da 17 aldık. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Ben yorumların hepsine cevap veriyorum. Güzel yorumlarınız var. Çok teşekkür ediyorum hepsi için. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.